Bu videoda çok ilginç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bunu ilk duyduğumda biraz farklı bulmuştum çünkü önceki bilgilerimle uyuşmuyor gibiydi. Siz de öyle hissedebilirsiniz ama bunu dert etmeyin. Videonun sonunda her şey netleşecek. O zaman hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Sizi iyice meraklandırmadan şu ilginç konumuzu anlatmaya başlayayım. Bir tane topumuz var ve bu top düz şekilde gidiyor. Bu topun açısal momenti olabilir. Tekrar söylüyorum. Düz yolda ilerleyen topun açısal momenti olabilir. Kulağa epey garip geldiğinin farkındayım. Ben de çok şaşırmıştım. Düz bir yolda dönmeden ilerleyen topun açısal momenti mi olurmuş diye düşünmüştüm. Aslında sormamız gereken soru şu. Cismin açısal momenti olması için illa açısal hareket yapması mı gerekir? Cevap hayır. Biraz garip bir cevabı olsa da merak etmeyin. Birlikte anlayacağız. Açıklamalara geçmeden önce size bir şey göstermek istiyorum. Aklınızı fazla karıştırmadan anlatayım. Biri size bu topun açısal momenti var mı diye sorduğunda önce hangi eksen etrafında diye sormalısınız. Ekseni kesinlikle belirtmemiz gerekli. Bu eksen etrafında dönülen eksen. Yani bu topun açısal momentumu var mı yerine düz yolda giden bu topun belirtilen eksene göre açısal momentumu var mıdır demek daha doğru olur bu topun açısal momentumu var mı sorusu ekseni belirtmedikçe hiçbir anlama gelmez. Şimdi topun neden açısal momentumu olabileceğine bakalım. Dönmeden düz ilerleyen bir top nasıl açısal momentuma sahip olur düşünelim. Bu topun kütle çarpı hızı kadar çizgisel momentumu olduğunu biliyoruz. Ama bu top dönmüyor. Sanırım açısal momentumu olduğunu somut bir örnekle açıklamak daha iyi olacak. Evet, burada bir çubuk olduğunu düşünelim kuş bakışı görüntüsünü çizdim. Biz tepeden bakıyoruz. Bu çubuk bir eksene bağlı ama eksen etrafında dönebiliyor. Üstten görünüşü bu şekilde. Şimdi topu bırakıyoruz. Top düz bir çizgide ilerliyor ve çubuğun ucuna çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle çubuk dönmeye başlar, değil mi? Evet, çubuk bu eksen etrafında dönecektir. Çubuk başta durduğu için açısal momentumu yoktu. Sadece duruyordu. Top çarptıktan sonra etrafına dönmeye başladığı için artık bir açısal momentumu var. Peki bu açısal momentum nereden geldi? Sadece top çubukla etkileşime girdi. O zaman top çubuğa açısal momentum transfer etmiş olmalı. Çubuğun başka bir yoldan açısal momentum elde etmesi mümkün değil. Açısal momentum konumuna inanıyorsak çubuk açısal momentumu kesinlikle bir yerden almış olmalı ve top dışında elimizde başka bir seçenek yok. Düz şekilde ilerlemesine rağmen aslında topun açısal momentumu varmış. Garip gelse de fizik bu. Fizik bazen şaşırtabilir. İşte bu yüzden hangi eksen olduğu önemli. Eğer çubuğu bu noktaya taşırsam artık ekseni bu noktaya göre belirlemeliyiz. Topun bu sefer de çubuğa bu noktadan çarptığını düşünelim. Sadece buraya çat diye çarptı. Eksenin sabitlendiği noktadan çarptığı için Çubuğu döndürmez. Çubuğun sabitlendiği eksen, düz yolda ilerleyen cismin ne kadar açısal momentuma sahip olduğunu belirler. Çubuk dönmediği için topun çubuğa açısal momentum transferi yapmadığını söyleyebiliriz. Ancak top, eksen noktasından değil de biraz daha ilerden çarpsaydı transfer yapabilirdi. İşte o zaman çubuk dönerdi. Tork, diğer bir deyişle dönme kuvveti, kuvvet çarpı ekseni olan uzaklık olduğu için... Uzaklık arttıkça tork da artmış olur. Henüz bir hesaplama yapmadığımız için bilgileriniz şu anda havada kalmış olabilir. Belki de fiziğin bir çeşit sihir falan olduğunu düşünüyorsunuz. Aklınızda canlandırabilmeniz için gelin şimdi hesaplamalara geçelim. Topun açısal momentinin nasıl hesaplandığına birlikte bakalım. Topun hızı V olsun. Kütlesi de m. Eksene olan uzaklığı da r diyelim. Şimdi noktasal bir cisim için açısal momentin tanımını yapalım açısal momentumu L ile gösteriyoruz. Açısal momentum, kütle, hız ve eksene olan uzaklığın çarpımına eşittir. M çarpı V'ye önceden biliyoruz. M çarpı V doğrusal momentumdur. Doğrusal momenti R ile çarpınca açısal momentumu elde ederiz. R orijinden topu olan uzaklık. Evet, buradan topa kadar olan uzaklığa R dedik. Ama daha işimiz bitmedi. Bir terim daha eklememiz gerekli ekleyeceğimiz terim hız ve r vektörü arasındaki açının sinüsü olacak. Bu açıya teta diyeceğim. Şimdi dikkatlice izlemenizi istiyorum. Teknik olarak r çubuğun sabitlendiği yerden cisme kadar olan mesafe. V ile R açısındaki açıyı bulabilmek için R'nin doğrultusunu kesik çizgilerle daha da uzatıyorum. V ile R arasındaki açı aslında teta değil. Doğru olan açı bu ama bu açının sinüsü tetanın sinüsüyle aynı. Çünkü birbirini 180 derece tamamlayan açıların sinüslere eşit olur. Yani sinüs hesabı yaparken teta'yı kullanabiliriz. Teta da bize doğru cevabı verir. Burası biraz karışık gelmiş olabilir. Ben aradaki açıyı düşünmeden direkt açısal momentumu mvr sin teta formülünü kullanarak hesaplayacağım diyebilirsiniz. Evet, açıları göstermek zorunda değilsiniz. Sinüs hesabı için size kolay bir yol göstereyim. r sin teta ne demek? Yani görsel olarak nasıl bir şey? Bakın burası R. Burası da teta. Buraya hemen bir üçgen çiziyorum. Şöyle bir de şöyle. R sin teta işte burası. Teta açısının karşısındaki kenar R sin tetadır. Şekilden tam anlayamamış olabilirsiniz. Yazarak tekrar anlatayım. Sinüs teta açının karşı kenarı bölü hipotenüstür. Bu arada teta açısının karşısına büyük R, hipotenüse de küçük R dedik. Hipotenüs R'yi morla göstereceğim. Eşitliğin iki tarafını da küçük R ile çarparsak R sintetayı kolaylıkla buluruz. R teta tam olarak burası yani büyük R. Peki bu bize ne ifade ediyor? Bu nokta yatay olarak eksene en yakın noktadır. Top bu noktadan V hızıyla geçerken eksenden büyük R kadar uzaklıkta olur. Yapmamız gereken düz bir yolda ilerleyen noktasal cismin açısal momentini bulmaya çalışmak açısal moment m çarpı v çarpı r çarpı sin teta. Artık r sin teta'yı düşünmeden direkt büyük r yazabiliriz. Yani m ve büyük r olmalı. Kütle ve hızı eksene en yakın mesafe olan büyük r ile çarptık. Tekrar edeyim. Topun eksene en yakın olduğu noktayla eksen arası büyük r uzunluğundadır. Evet bu mesafeye büyük r dedik. Aynı zamanda büyük r R çarpı sintetaya eşit çıktı. Yani topun ekseni en yakın olduğu noktaya büyük R demek ve R çarpı sintetanın büyük R'ye eşit olduğunu anlamak işlemleri daha kolay hale getirdi. Sadece M ve büyük R formülüyle noktasal cisim açısal momentumu hesaplayabiliriz. Bu cisim bütün açısal momentumunu başka bir cisme transfer edecek olsa M ve büyük R'ye kadar aktarabilir. Videonun başında konuştuğumuz momentumun çubuğa aktarılmasındaki gibi. Şimdi bir örnek yapalım. Örneğimiz çubuğa çarpan top. Bu problemi fizik öğretmenleri ve profesörleri çok sever. O yüzden çözümünü öğrenmeniz faydalı olur. Top buradan geliyor ve çubuğa çarpıyor. Örneğimize sayısal verileri de ekleyip öyle çözelim. Topun kütlesi 5 kilogram, hızı da 8 metre bölü saniye olsun. Bu top uzunluğu 4 metre ve kütlesi 10 kilogram olan çubuğa ucundan çarpıyor. Çubuğun yoğunluğunun homojen olduğunu yani kütlesinin düzgün dağıldığını varsayalım. Top çarpınca çubuk eksen etrafında dönmeye başlayacak. Bir varsayım daha yapalım. Top çubuğa çarpınca dursun. Top çarpınca çubuk kendi etrafına dönmeye başlıyor ama top duruyor. Çubuk topun bütün açısal momentumunu almış oldu. Bu varsayım işimizi biraz kolaylaştıracak. Bunun olmadığı durumlarda ne yapmamız gerektiğini konuşacağız. Tabii o zaman biraz daha zor olacak. Topu ilk haline geri getiriyorum. Evet, bu problemi nasıl çözeriz? Açısal momentum korunumunu kullanmaya çalışalım. Etki tepi yasasını hatırlayalım. Eksene uygulanan kuvvet kadar, eksen de bizim sistemimize kuvvet uygular. Eksen noktasında tork sıfırdır. Çünkü r sıfır. Tork, f çarpı r'sin teta'ya eşit. Küçük r, Kuvvetin eksene uzaklığı. R0 ise eksene uyguladığı tork yoktur. Ve dışarıdan uygulanan bir tork yoksa açısal momentum sabit kalır. Top ve çubuk sisteminde dışarıdan uygulanan bir tork yok. O zaman açısal momentum sabit kalmalı. Klasik bir açısal momentumun korunumu problemi. Başlangıçta L ile sondaki L eşit olmalı. Başlangıçta açısal momentum neydi? İlk durumda topun açısal momentumu vardı onu m çarpı v çarpı büyük r ile bulmuştuk. Burayı hipotenüs, aradaki açıyı teta, büyük r'yi de doğrudan çubuğun uzunluğu olan 4 metre olarak düşünebilirsiniz. İlk ve son durumda açısal momentumlar eşit ve m ve büyük r büyüklüğünde. Top çubuğa çarptıktan sonra durmuştu. Bu yüzden artık sadece çubuğun açısal momentumu var. Katı bir cismin açısal momentumunu i çarpı omega ile buluruz. Buradaki I eylemsizlik momenti, omega ise açısal hız. Bu eşitlik sayesinde çubuğun çarpışmadan sonraki açısal hızını bulabiliriz. Hesaplamak istediğimiz şey çarpışmadan sonra çubuğun açısal hızı yani omega. Hadi hesaplamalara başlayalım. Topun kütlesini yani m'i ve ilk hızını biliyoruz. Büyük r'yi de biliyoruz, 4 metre. Peki eylemsizlik momenti ne? I eşittir 1 bölü 3 m l kare. Daha düzgün yazayım. Bunu kopyalayıp yapıştırıyorum. Dönme ekseni çubuğun ucunda ise eylemsizlik momenti 1 bölü 3 m l kare olacaktır. Burada kütle çubuğun kütlesi, uzunluk çubuğun uzunluğu. Çubuğun uzunluğuyla büyük r birbirine eşit. Bundan daha önce de bahsetmiştik. Sayısal verileri denklemde yerine koyalım. Eylemsizlik momentini açısal hızla çarpalım. Bu denklemden açısal hız omega'yı çekelim. Hesaplamayı burada yapacağım. Çubuğun son açısal hızı mv büyük r bölü 1 bölü 3m l kare olacak. Büyük r ile l'nin eşit olduğunu söylemiştik. O yüzden l yerine büyük r kare yazıyorum. Büyük r'yi sadeleştirelim. Sayıları yerine yazıyorum. Topun kütlesi 5 kilogram. Hızı 8 metre bölü saniye. Paydada 10 kilogram çarpı çubuğun uzunluğu var. Uzunluk da 4 metre. Her şeyi yerine koyarsak açısal hızı 3 radyan bölü saniye buluruz. Top çarptıktan sonra çubuğun sahip olduğu hız 3 radyan bölü saniyeymiş. Diğer bir deyişle top açısal momentumunu çubuğa aktardı. Çubuk bu sayede kendi etrafında 3 radyan bölü saniye hızla dönmeye başladı. Peki top durmak yerine çarpıp geri dönseydi ne olurdu? Geri dönüş hızına da 2 metre bölü saniye diyelim. Bu sefer sadece çubuğun değil topun da açısal momentumunu düşünmemiz gerekecek. İşte burada dikkatli davranmamız gerekiyor. Topun ilk hızı bu yönde ise açısal momentumu bu yönde olmalıdır. Çarpıp geri döndüğünde ise bu yönde bir açısal momentumu olur. Ters yönde olduğu için başına eksi koymamız gerekir. Atıyorum topun ilk hızına artı 8 dersek son hızı ters yönde olduğu için negatif olmalı. Bu yüzden açısal momentum korunumunu yazarken sağ tarafta eksi 2 metre bölü saniye demeliyiz doğrudan topun açısal momentumun başına eksi koyup hızı 2 metre bölü saniye yazabiliriz. Ya da hızı negatif 2 yazarsak aynı şey olur. Topun açısal momentumunu yazayım. m çarpı negatif 2 metre bölü saniye. Hızı yönüyle belirttim. Çarpı büyük r yani 4 metre. Buradaki negatifi dışarıya alabilirim. İstediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Ancak topun son açısal momentumu ters yönde yani negatif olacak. Buna dikkat etmeliyiz. Çünkü ilk açısal momentum m ve büyük r pozitif yönde. Özetleyecek olursak top düz çizgide ilerlese bile m ve r sin teta formülüyle açısal momentumunu belirleyebiliriz. r eksenden topu olan uzaklık. Teta ise r ile hız arasındaki açı küçük r'sin teta kullanmak yerine büyük r yazabiliriz. m çarpı v çarpı büyük r'yi kullanabilirsiniz. Buradaki büyük r'nin top düz yola ilerlerken eksene en yakın olduğu uzaklık olduğunu unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.